En azından gitti diyor başımdan diyor. Oğlum şöyle kurtulur. Kadına bırakırsın bir tane ev, bir tane de kira. Kim olacak benim? Ya senin ne işin var burada? Ne işin var? Ne alakaymış sokakta yatacaktın? Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Murat ile Havva Nur arasında çok büyük kavgalar yaşandı. Ve bu kavgalar Murat'ın kovulmasıyla bitti arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Songül Karlı bugün Murat'ı stüdyodan kovdu. Çünkü Havva Nur'a ağzı alınmayacak sözler söyledi. Ve Songül Karlı biliyorsunuz kadınların daima arkasında ve sürekli kadınları savunuyor. Fakat Murat ise adeta sadece kendini düşünüyor. Murat'ın çocuğu olmuş ve hala daha çocuk hastaneye gidecek ve kimliği yok. Bu ne sorumsuzluk diye Songül Karlı Murat'a haykırdı. Murat ise ne yapayım abla artık istemiyorum ve ben onlara sadece para gönderirim. Onlar gitsinler Karaman'da ne yapıyorlarsa yapsın dedi. Ve bu sözlere karşı çok sinirlenen Songül Karlı, Murat buradan defol git. Ben seninle uğraşamam. Sen kendi kızına, kendi çocuğuna ve karına bunu yapamazsın. Sen o zaman neden evlendin? Neden iki tane çocuk yaptın? Havva Nur şimdi yüzüstü bırakıp gidiyorsun dedi. Ve Songül Karlı gerçekten de hiç görülmediği kadar sinirliydi. Ve Murat'ı stüdyodan kovdu. Yarın Murat gelir mi, gelmez mi bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Pazartesi günü Anastasia ve Maria Caner'in nişanı vardı. Ve Anastasia o nişanı bozmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Çünkü o gün çok büyük bir sürpriz yapacak ve şimdiden spoiler vermeyelim. O zaman yani pazartesi günü göreceksiniz arkadaşlar. Ortalık çok fena karışacak. Ve gelelim Kayhan ve Aslı meselesine. Kayhan dün, yani dün akşam Aslı'nın kapısına çiçekle gitti ve biliyorsunuz Aslı ile Kayhan ayrılmışlardı ve bir daha asla barışmayacaklardı. Bunu Kayhan söylemişti. Fakat Kayhan tükürdüğünü yaladı ve Aslı'nın kapısına çiçekle gitti ve ondan af diledi. Daha sonra Aslı, ben seni asla affetmeyeceğim. Bu benim kapımdan git. Burada seni istemiyorum ve bir daha asla sana dönmeyeceğim dedi. Kayhan üzgün bir şekilde ağlamaklı bir ses tonuyla ne olur beni affet. Ben hata yapmışım. Ablamın sözüne kandım dedi. Fakat Aslı asla, ben artık çok değiştim. Ve kendi eşyalarımı kendim toparlıyorum. Yemeğimi de kendim yapıyorum. Sen bana değiş dedin, ben değiştim. Fakat sen şimdi beni yüzüstü bırakıp gidiyorsun dedi. Ve Aslı gerçekten de haklıydı arkadaşlar. Yani Kayhan bir yıldır o kadar uğraştı. Daha sonra da Aslı'yı değiştirince Aslı'yı yüzüstü bıraktı ve kayboldu arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.